Herkese günaydın. İsmim Kayhan Ayhan. Entes Elektronik'te ürün yönetimi takım lideri olarak görev yapıyorum. Bugün webinar seminerimizde, serilerimizde uçtan uça kompansasyon başlığı altında reaktif güç kontrol rölesi seçimi ile alakalı webinarımızı düzenleyeceğiz. Bu webinar dahilinde ürün gamından biraz bahsedeceğiz. Örneklerle destekleyeceğiz bunu. Ve seminerimizin sonunda da ufak bir hediyemiz olacak sorduğumuz soruya istinaden. Şimdi bu webinarın sunumunu ve bu role seçimiyle alakalı detayları ürün yöneticisi arkadaşımız Oğulcan Bahçeci paylaşacak. Merhabalar herkese. Tekrardan günaydın. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz webinarımıza. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Oğulcan Bahçeci adım. Yaklaşık 4,5 yıldır Entes'te çalışıyorum. Pazarlama departmanında kompansasyon grubundan sorumlu teknik ürün yöneticisiyim. Kayhan Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi sizlere bugün reaktif güç kontrol rölesi seçimiyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Aslında biz bunu uçtan uca Entes Empower çözümleri olarak adlandırıyoruz. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi aslında baktığımızda Entes'te sadece reaktif güç kontrol rölesi değil, bir kompansasyon panosu içerisindeki ekipmanların neredeyse hepsini biz size sunuyoruz. Şimdi büyük resme bakmak gerekirse bir kompansasyon panosunda neler var? Önce ondan başlayalım. Daha sonra da kompansasyonun kısaca ne olduğunu çok basit bir şekilde anlatalım. Daha sonra da işte bizim röle segmentlerimizden bahsedip cihazlarınızı detaylandıracağız. En sonunda hangi reaktif röleyi hangi tip projede seçeceğimize dair ufak bilgiler verip webinarımızı tamamlandırmayı hedefliyoruz. Şimdi baktığımızda Entes bünyesindeki uçtan uca kompansasyon çözümlerinde neler var? Aslında en temel çözümümüz reaktif güç kontrol rölesi olarak adlandırıyoruz. Niye? Çünkü reaktif güç kontrol rölesi aslında kompansasyonu yapan, yani temel işlemi gerçekleştiren kompansasyon panosunun aslında kontrolörü, bir nevi beynini olarak adlandırabiliriz. Fakat bunun yanında bazı elemanlarımız da var. Bu elemanların bir kısmını kendimiz üretiyoruz, bir kısmını da tedarikçilerimizden satın alıyoruz. Bunlardan mesela nelerdir? Kondansatörlerimiz var bildiğiniz gibi. Şönt reaktörlerimiz var. Harmonik filtrelerimiz var. Kompansasyon kontaktörlerimiz var. Enlik difük sürücülerimiz var. Akım trafolarımız var. Deşarj ünitelerimiz var. Ve çok yakında stoğumuza girecek olan yük ayırıcılarımız var. Az önce de bahsettiğim gibi Entes'in ana kalemlerinden biri reaktif güç kompansasyonu. Burada bahsettiğimizde ürünlerin çoğunu aslında kendimiz üretiyoruz. Şönt reaktörlerimiz, harmonik filtrelerimiz, akım trafolarımız, statik kontaktörler, enlik difük sürücüsü gibi ürünlerin tamamı Entes fabrikasında üretiliyor. Reaktif güç kontrol rölelerimiz de yazılım ve donanım olarak Entes fabrikasında, Entes AG'sinde geliştirilip üretimi burada yapılıyor. Diğer ürünlerimiz ise bazı tedarikçilerden tedarik edip Entes markasıyla sizlere sunmaya devam ediyoruz. Şimdi Entes'in birçok reaktif güç kontrol rölesi var. Aslında bu webinarın amacı birazcık kompansasyonun olduğundan bahsedip kısaca daha sonra hangi tip projelerde, hangi tip uygulamalarda hangi seriyi kullanacağınızı biraz aydınlatmak konusunda olacak. Genelde böyle üçgenle anlatıyoruz biz bunu. Üçgeni üçe bölüyoruz. Şimdi üst segment cihazlarımız var. Orta segment cihazlarımız var. Bir de alt segment cihazlarımız var. Aslına baktığımız zaman biz de reaktif güç kontrol rölesini geliştirirken bu üç segmente göre geliştirdik. İşte bazı özellikleri üst segmentteki cihazlarımıza ekledik. Ortada görmüş olduğunuz segmente genelde kullanıcıların olmazsa olmaz dediği özellikleri ekledik. Alt segmentte ise kullanıcıların alışkanlık kazanmış olduğu, vazgeçemez olduğu özellikleri eklemeye çalıştık. Sunumun sonunda bu soru işaretlerini kaldıracağız aslında sizle beraber. Yani bu sunumun sonunda hangi uygulamada, hangi röleyi seçeceğinizle ilgili size aydınlatmış olacağız kısacası. Şimdi çok kısaca reaktif güç nedir? Neden reaktif ceza ödüyoruz? Bundan bahsedeceğim.
Şimdi işletmenin elektrik faturası çok mu yüksek? Faturanızda reaktif bedel olabilir sorusu da başlıyorum aslında baktığınızda. Biz genelde bulanırken işte kahve köpüğü, bira köpüğü şeklinde anlatıyoruz. Şimdi faturanızın içerisinde aslında baktığımız zaman tüketim olarak baktığınızda aktif güç bedeli var. Bir reaktif güç bedelimiz bulunuyor. Genelde bu faturanın içerisinde ayrı bir kalem olarak gözüküyor. Şimdi biz bunun toplamına görünür güç diyoruz aslında baktığımızda. Peki biz bunu niye ödüyoruz? Ve bunu ödememek için aslında bunun önüne geçmek için neler yapmalıyız? Bununla devam edelim. Şimdi aktif güç cihazlarınızın tamamının çalışması için gerekli olan güç. Yani mesela sizin fabrikanızda bulunan cihazların çalışması için hem aktif hem reaktif güce aslında ihtiyaç var. Reaktif güç ise motor ve benzeri cihazların çalışması için manyetik alanı oluşturan güçtür. Yani şimdi baktığımız aslında reaktif güç gereksiz bir güç gibi gözüküyor olabilir çoğu insan tarafından ama bir elektrik motorunun da manyetik alan yaratabilmesi için reaktif güce ihtiyacı var. Yani reaktif güç olmadan aslında motor çalışamaz. Yani bir tesisin çalışması için her iki güce de aslında baktığımızda ihtiyaç var. Fakat şebekeden çekilen bu iki gücün oranının belirli limitler içerisinde olması gerekiyor. Bu limitler aşıldığında da elektrik faturanızda sizlerin reaktif bedel adı altında bir ek kalem bulunuyor. Şimdi bunun önüne geçmek için ne yapıyoruz? Reaktif güç kompansasyonu dediğimiz işlemi yapıyoruz. Reaktif güç kompansasyonu dediğimiz işlem sizin aktif güce reaktif gücünüzün oranını belli sınır altında tutmasını sağlayan işleme verdiğimiz isim. Şimdi reaktif güç kontrol relesi seçimi nasıl yapılır? Hangi cihazlarımız vardır? Bununla devam edelim. Şimdi bizim Entes ürün gamında temelde baktığımızda 3 tane reaktif güç kontrol relesi serimiz var. Bunlar RGR-RGSR serisi, RGP serisi ve klasik herkesin bilmiş olduğu RG3 serisi. Şimdi bu cihazları birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Sonra da bunları hangi projelerde kullanacağız onları anlatacağım. Şimdi RGR-RGSR serisi dediğimiz cihazlarda profesyonel bir analiz yeteneği var. Bu cihazların ikinci akım trafosu dediğimiz bir özelliği var. 6 akım trafolu cihazlarımızdır bunlar. Bu ikinci akım trafosu takıldığında auto setup işlemi biraz daha hassas olarak yapılabiliyor. Profesyoneliz derken şundan bahsediyorum aslında. Harmoniklerin ölçümü 51. harmoniye kadar detaylı bir şekilde yapılabiliyor. Cihazın üzerinde grafik bir LCD var. Bu grafik LCD sayesinde fazör diyagram özelliğinden akım ve gerilim açılarını görebiliyorsunuz. SVC'li bir kompansasyon ihtiyacınız varsa bunu yapabiliyorsunuz. Orta gerilimli modellerimiz var. Orta gerilimden akım referansı alan modellerimiz var. Ve bu cihazlarımızda maksimum 24 kademeye kadar model seçeneği sunuyoruz. Şimdi bir diğer serimiz de RGP serisi. Bu cihazları bu arada daha detaylı anlatacağım. Bu ön bilgidir. Onun da bilgisini vereyim. Her cihazı detaylı olarak bütün özelliklerini tekrardan üzerinden geçeceğiz. RGP cihazlarımız kullanıcı dostu olarak tasarlanmış cihazlardır. 9 ve 12 kademeli pazara hitap etmektedir. Bunun üzerinde bir talep varsa RGR-RGSR serisi yani 15-20-24 kademe gibi ihtiyaç varsa üst segment olan yani üçgenin üst tarafında bulunan seri olan RGR-RGSR serisinin önerilmesi gerekmektedir. Segment LCD'li bir ekranımız vardır ve tasarımı ve odaklandığı nokta sebebiyle, kitle sebebiyle biraz daha ekonomik çözümlerin tercih edildiği pazara göre tasarlanmıştır. Ve gene RGR-RGSR serisi gibi SVC özelliğine sahiptir. Bir de klasik RG3 serimiz var. Entes'in yıllardır sattığı birçok noktada takılan, yani kompansasyon denince aklı ilk gelen aslında RG3 markasını oluşturan bir seri. Bu serimize de klasik seri adını veriyoruz. LED display'li bir cihaz serimiz var burada. 12 kademeli modellerimiz mevcut. Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi elektrik faturamız yüksek geldiyse elektrik faturasındaki reaktif bedeli engellemek ve tasarruf yapmak istiyorsak Entes marka reaktif güç kontrol rölesi çözümlerini kullanabiliriz. Burada gördüğünüz gibi 3 tane serimizden herhangi birini kullanabiliriz. Şimdi kompansasyon aslında sadece reaktif bedel için yapılan bir işlem değil. Her ne kadar ülkemizde böyle algılansa da kompansasyonun bazı faydaları daha var, bir takım faydaları daha var. Bunlar nelerdir? Kompansasyon yapıldığında kablolar daha ince kesitli olarak seçilebilir. Bu da size kurulum maliyetini
düşürür. Güç trafosu kumanda ve kontrol koruma elemanlarının güçlerine daha düşük seçilir. Güç trafosu ve tesisin kapasitesi ise daha verimli olur. Yani daha verimli bir şekilde bir tesisiniz olur. Niye? Güç faktörünüz düşecektir kompansasyon yaptığınızda. Bu da kompansasyonun faydalarından birkaç tanesi diyebiliriz. Şimdi bu cihazlar nasıl kullanılıyor? Reaktif güç kontrol rölesi sistemin ihtiyacı olan reaktif güç kompansasyonu yapmak için 3 faz akım ve 3 faz gerilimi ölçerek otomatik olarak kompansasyon yapan cihazlardır. Yani aslında otomatik kompansasyon cihazı deniliyordu bunlar eskiden. Fakat şu anda daha çok reaktif güç kontrol rölesi adı veriliyor. Peki niye 3 fazdan ölçüm yapan cihazlar kullanıyoruz? Aslında Endes'in icat etmiş olduğu bir teknoloji bu. İlk dünyadaki 3 fazlı reaktif röleyi icat etti Endes 2007'li yıllarda. Bu arada yukarıdan chatbox'a yazılanları görüyorum. Sorularınızı cevaplayacağım hepsini. En son sunumuz bittikten sonra tek tek sizlerin sorularınızı Kayhan Bey'in bize iletiyor olacak. Oraya yazarsanız sorularını toplu bir şekilde sorularınızı cevaplayacağız sunumdan sonra. Bu notu da ileteyim. Aslında tek fazlı reaktörler de RGT serilerimiz bizim önceden ürettiğimiz, şu anda Türkiye'de satışını yapmadığımız, ağırlıklı olarak yurt dışında satışını yaptığımız cihazlar. Bunlar da 3 fazlı kompansasyon yapıyor. Aslında 3 fazlı kondansatörleri devreye alıyorlar. Fakat tek fazdan ölçüm yaptığı için diğer fazlardan da aynı olduğunu kabul ederek 3 fazlı kademeli devreye alıyor. Sayaç teknolojisinin gelişmesi ve ülkemizdeki yasal mevzuatların güncellenmesiyle birlikte dengesiz yük profilindeki işletmeler her fazın ayrı ayrı ölçülmesine aslında bir ihtiyaç doğdu. RG3-12T dediğimiz bir cihaz piyasaya çıktı 2007'li yılımızda. Bu RG3-12T cihazı 3 fazdan akım, 3 fazdan gerilim ölçümü yaparak hangi fazda nasıl bir dengesizlik olduğunu aslında belirliyor. Ve burada tek fazlı kondansatörle devreye alma işlemini yapıyor. Yani buradaki temel amaç tek fazlı kondansatörlerin devreye alınarak diğer fazların dengesizliğinin giderilmesi üzerine çıkmış bir pazar doğdu burada. Bu şekilde de birçok yerin aslında kompansasyon problemini çözmeye başladık. Şimdi 3 faz reaktif güç kontrol röleleri tesisinizdeki 3 faz akım ve 3 faz gerilim bilgilerini alıp analiz ediyor. Hassas ölçümüne kademede devreye alarak işletmenizin kompansasyonunu sağlayan cihazlar. Bundan az önce de bahsetmiştik zaten. Şimdi cihazlara geçersek yavaş yavaş, İlk başta klasik RG3 ile başlayacağız. Şimdi RG3 serisi zaten sizlerin de yıllardır kullandığı ve birçok işin bildiği bir cihaz aslında baktığımızda. Bu cihazın 3 satır ve 4 dijitlik LED display. Aslında bu 7 segment, 7 segment değildi geçiyor ama pazarda daha çok LED display formatı oturmuş olduğu için LED display adını veriyoruz biz bu cihazların ekranına. Alışılmış bir kullanıcı deneyimi var. 3 fazın detaylı değerlerini gösteren bir ekran. O yüzden aslında 3 tane ekranımız mevcut burada. Biz bu seride dengesiz yüklere çözüm sunuyoruz aslında. Dengesiz yüklü işletmelerindeki her fazın kompansasyonunu yapmanızı sağlıyoruz. Yani sağladığı çözüm bu şekilde. Şönt reaktör bağlantısı sağlıyoruz RG3 serilerinde. Bu da aslında baktığımızda şuradan doğan bir pazardır. Güç elektroniğinin ve LED aydınlatma teknolojisinin gelişmesiyle birlikte işletmelerde kapasitif reaktif enerji tüketimi artmaya başladı. Bu kapasitif reaktif enerji tüketiminin de artması da beraber şönt reaktör bağlanma ihtiyacı doğdu. RG3-15CL yani L kodlu modellerimizde şönt reaktör bağlantı özelliğini sunduk bize sizlere. Bu işletmelerde bu cihazımıza şönt reaktör kademesi bağlayarak kapasitif reaktif enerjinin kompansasyonunu yapabilirsiniz. Basit ve ekonomik bir çözüm sunuyoruz. 12 veya 15 etkin kademe adedini sunuyoruz. Haberleşmeli modellerimiz var. L kodlu modellerde şönt reaktör kontrolümüz var. Az önce de bahsetmiş olduğum şönt reaktörleri de bu cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir diğer serimiz yaklaşık 2,5-3 yıldır piyasada olan ismini üzerindeki gülen surattan alan, smile dediğimiz surattan alan RGP serimiz, Ragıp isim verdiğimiz bir seri aslında bu. Biraz da bu seriden bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi RGP serisinin amacı biraz da insanların aslında son kullanıcının, sonuçta bu cihazları bir çözüm ortağı veya teknik kişi
bir şekilde bir kompilasyon prosesi montajını yapıyor. Daha sonra bu işletmenin sahibi teknik bir kişi olmayabiliyor. Yani cihazın nasıl çalıştığıyla ilgili bilgisi olmayabiliyor. Ve burada aslında son kullanıcıya bir geri bildirim vermeyi hedefledik. Bu geri bildirimi vermeyi hedeflerken de insan makine arası iletişimin nasıl olabileceği üzerine bir çalışma gerçekleştirdik. Ve bu çalışmanın sonucunda Smiley adını verdiğimiz renkli suratlar tasarladık. Bu suratlar yeşil, kırmızı ve sarı olarak 3 tane surat tasarımı yaptık. Buradaki temel amacımız şuydu. Bir pano odasında veya işte cihazın monte edildiği yerden herhangi birisi geçtiğinde cihazın üzerindeki suratın yeşil olduğunu gördüğünde bu cihaz görevini yapıyor. Cihazda herhangi bir problem yok. Panoda herhangi bir problem yok algısı oluşturmak. Kırmızı alarm verdiğinde panoda bir alarm var. Kondansatörlerinde problem olabilir. Bir şekilde bir hata olabilir panonun içerisinde. Bu algıyı yaratmak ve aslında kullanıcının buna farkına varıp bir şekilde çözüm ortağını araması veya teknik bir ekibi arayıp panodaki işlemin gerekli yapılmasını sağlamak. Bunu yaptığımızda da aslında reaktif bedel ödeme aşamasına gelmeden o ayki faturanın reaktif bedel sınırını aşmadan önüne geçirilmesi hedeflenmişti. Bu oldukça çok pratik bir çözüm olduğunu düşünüyoruz ve kullanıcılarımızdan da bununla ilgili oldukça güzel geri bildirimler alıyoruz. Gene aynı şekilde 3 fazlı bir cihazımız bu. 3 faz akım ve 3 faz gerilim ölçümü yaparak otomatikman reaktif güç kompansasyonunu yapıyor. Kompansasyonda pazarda en çok kullanılan metot merkezi kompansasyon metodu. Merkezi kompansasyon yaygın olarak iki şekilde kullanım tercih ediliyor. Bir klasik kompansasyon, bir de SVC'li kompansasyon. Klasik kompansasyon dediğimiz bizim RG3 serilerinin aslında olan bir özellik. Kondansatör ve şunt reaktörle beraber kademeleri devreye alma ve çıkarma işlemini verdiğimiz kompansasyon adıdır. SVC'li kompansasyon ise endüktif yük sürücüsüyle hızlı değişen ve dengesiz yüklü işletmelerin olduğu yerlerde kullanılan bir metot. Bu da RGA, RGSR serisi ve RGP serisinde bulunan bir özelliktir. RGP serisi Smile adını verdiğimiz bu tasarımlarla Hindistan'da düzenlenen ve 120'den fazla ülkeden binlerce kişinin ziyaretçisi bulunan Elektrama Fuarı'nda sergilenen on binlerce yeni ürün arasından ikinci tasarım ödülüne layık görüldü. Bir jüri kullanıcının haberi olmadan fuardaki bütün standları gezerek böyle bir yarışma düzenlemiş. Biz de burada ikincilik ödülünü aldık Hindistan Bölge Müdürlüğümüzde. Oldukça gurur verici bizim için. Hem uluslararası bir yerde ödül almak, hem sektörde böyle bir yenilik getirmek gerçekten çok gurur verici. Hem bu tasarımda emeği geçen bütün Ar-Ge ekibinin ve diğer projedeki arkadaşlarımızı da kutluyoruz buradan. Gerçekten bizi onurlandıran bir ödül oldu, RGP serisinin almış olduğu ödül. Şimdi bizim buradaki temel hedefimiz az önce de bahsettiğim gibi bir bakışta kompansasyon durumunu anlatmaktı. Az önce de dediğim gibi fuarda da bu oldukça ilgi gördü. Yani bu sağ tarafta görmüş olduğunuz 3 tane surat aslında yeşil, sarı ve kırmızı. Herhangi bir kompansasyonla ilgisi olmayan birisinin de dikkatini çekip oldukça pratik bir şekilde bir bakışta kompansasyon durumunu anlatabilme özelliğine sahip. Bunu aslında amacına ne kadar ulaştığımızı gösteren bir bulgu diyebiliriz. Şimdi RGP serisinin diğer özellikleri nelerdir? RGP serisinin ekranı özel olarak tasarlanmış bir ekran. 16 bölü 10 formatında geniş bir LCD ekran formatına sahip. Oldukça okunaklı gösterimler var bunda. Oldukça sade gösterimler var. Biz bu cihazı tasarlarken birçok kullanıcıyla görüştük. Birçok testler yaptık. Ve bu testlerin sonucunda kullanıcıların görmek istediği parametreleri aslında ekran üzerine koyduk. Mesela kullanıcılar genelde ana ekranda cosinus phi değerini uzakta okunabilecek şekilde görmek istiyor. Yani 1.000'ı uzaktan bile okumak istiyorlar. Biz de bu yüzden ana ekrana cosinus phi değerlerini koyduk. Kullanıcıların daha detaylarda aradıkları menüleri ise detay menülerinin içerisine yerleştirdik. Bu da oldukça kullanıcı tarafından yenilik olarak sayılabilecek bir özellik diyebiliriz. Bir de cihazın içerisinde kullanım talimatının bir kısmı aslında gömülü bir şekilde geliyor. Şurada görmüş olduğunuz bir kitap resmi var. Yukarı ve aşağı butonlarını basılı tuttuğunuz zaman cihaz kendine şeyi anlatıyor size. Ya bu butonlar ne işe yarıyor? İşte burada bir tane dediğimiz var mesela. Bu yeşil yanında ne anlama geliyor?
bu kademelerin ne anlama geliyor? Sanki bir cep telefonu almışsınız da işte açtığınızda bir uygulamada nereye basarsanız nereye gideceğini gösteren kılavuzlar olur ya, onun gibi bir özellik aslında baktığımızda. Bu da oldukça güzel. Sektörde de aslında bir ilk diyebiliriz. Faydalı bir özellik olduğunu da söyleyebilirim sizlere bu özelliğin. Şimdi bildirim ekranlarımız var. Yani cihaz bir şekilde kırmızı ekrana geçti. Kullanıcı şunu soruyor, bu niye kırmızı ekrana geçti? Şimdi bu kırmızı ekranı gördüğünüz anda cihaz yanına gidiyorsunuz. Herhangi bir tuşa bastığınızda size bir bildirim ekranı geliyor. Bu bildirim ekranında kaç tanelerden kaç tane uyarı oluşturulduğu gösteriliyor. Mesela 1/10 yazıyor ekranda. Şu an 10 tane alarmımız var. Birinciyi görüyorsunuz orada. 1'e basıyorsunuz. Mesela diyor ki size kondansatörünüzün şu değeri düşmüş veya kontaktörünüzün şu kontaktörde problem var veya harmoniklerinizde sıkıntı var gibi cihaz size anlatıyor bunu. Daha sonra da alacağınız aksiyonu daha rahat planlayabiliyorsunuz. Şimdi RGP'nin odaklandığı çözüm ve pazar nerede? Basit ve ekonomik çözüm aslında baktığınızda. Şimdi biliyorsunuz Entes uzun yıllardır reaktif güç kontrol üyesi geliştiren bir teknoloji şirketi. Tabii burada oldukça ciddi bir kullanıcı deneyim tecrübesi var. Bizler bu cihazı tasarlarken herkesin alışa geldiği bir menü yapısını tasarlamaya çalıştık. 4 butonlu evrensel bir menü yapısı bu. Kapasitif bölgelerde çalışan hızlı değişen dalgalanan yükler için SVC'li bir çözümümüz var RGP serisinde. Endüktif yükler için SVC'siz modellerimiz var. Her koşul için ise SVC'li modellerimiz var. Bu şekilde söyleyebiliriz. RGP serisinin odaklandığı pazar 9 ve 12 kademeli pazar. Düşük ilk yatırım maliyetimiz var burada. Düşük kademe pano bakım maliyetimiz var. Ve Entesnet, yani enerji doktoru ile tam entegre bir cihazımız RGP serisi. Burada bir takım özelliklerimiz var. Bunu sunum sonunda sizlere daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Ölçüm olarak baktığımda çok hassas bir ölçüme sahip. Akım trafo oranına göre değişkenlik göstermekle beraber 0,5, yani yarım kilovolt bir kondansatörü bile 3 miliamperden itibaren ölçüm yaparak tanıyabilme özelliğine sahip. Bu da sağ tarafında ciddi bir avantaj sağlıyor RGP serisiyle beraber. Şimdi bir diğer serimiz, yani üçgenin aslında en üst tarafındaki, premium taraftaki seri RGA-RGSR serisi. Şimdi RGA-RGSR serisi yaklaşık olarak 5 yıldır satışta olan bir cihazımız. Bu cihazda neler var? Yüksek çözünürlüklü grafik LCD ekranımız var. Aslında bu grafik LCD ekran birçok parametre üzerinde görmemizi sağlıyor. Aslında bir şebeke analizörünün içerisindeki özelliklerin de birçoğunu RGA-RGSR serisinde sağlıyoruz. Bunlar neler? Fazör diyagramımız var. Bu fazör diyagramla akım ve gerilimin faz açılarını hem açı olarak, rakam olarak hem de grafik çizim olarak görebiliyorsunuz. Yani hangi fazda, akım ve gerilimde bağlantı nerede yanlış yapılmış bunu görebiliyorsunuz. Zaten cihaz da bunu otomatikman düzeltiyor. Ama düzelttikten sonra düzeltilen fazı size söylüyor. Detaylı harmonik analizimiz var. 51. harmoniye kadar akım ve gerilim harmoniğini hem tablo olarak gösteriyoruz hem de grafik olarak gösteriyoruz. Cihazda 4 tane gerilim girişi bulunuyor. Yani normal cihazlarımızda 3 gerilim girişi varken bu cihazda 4 gerilim girişi var. Bu 4. gerilim girişi toprak nötr arasındaki gerilimin ölçümü için kullanılıyor genelde. Bu da hassas yüklerin olduğu. Bunlar işte data center olabilir, hastaneler olabilir. Burada toprak nötr geriliminin 2 volt yani 1 volt arasında, hatta 1 voltun altında da olması gereken durumlar olabiliyor. Bu cihaz bunu bile algılayabilip buna göre analiz yapabiliyor. Bu tarz yerlerde gerçekten kullanımı oldukça önemli. Güç faktörü, kosinüs fi, enerji ve güçleri ekranda görebiliyorsunuz. Ölçüm hassasiyeti oldukça yüksek. Dünyada sadece bu cihazda bulunan ikinci akım trafosu özelliği var. Bu ikinci akım trafosu sayesinde kompansasyon boyasına taktığınız ikinci set akım trafosudur bu. Kontaktör ve sigorta alarmlarını algılayabiliyorsunuz. Yani kontaktörünüz yapıştığında ve sigortanız attığında cihaz bunun alarmını veriyor, size uyarısını veriyor. Ve otosetup yaparken de biraz daha hassas bir şekilde otosetup yapabiliyorsunuz. Yani yüklerden etkilenmeyecek şekilde otosetup işlemini
gerçekleştirebiliyorsunuz. Orta gerilimli bir modelimiz var RGA RGSL serisinde. Bunlar nerede kullanılıyor? Genelde bu cihazlar OG abonesi veya sezonluk işletmelerde değişken sabit grup sorununu çözmek için kullanılıyor. Bu işletme oteller olabilir veya trafosu ile sayaç arasında mesafe olan fabrikalar olabilir. Genelde bu işletmelerde mesela otellerde sezonluk olarak yükler değişkenlik gösteriyor. Yani yazın full yükle çalışırken kışın otelin tabii doluluk oranı değiştiği için özellikle güney bölgesinde burada bir takım değişken sabit yük ortaya çıkıyor. Bu cihaz OG güç trafosunun primer tarafına takılan akım OG akım trafosu ile ölçüm yapabiliyor. Ve bu sayede yaptığı ölçümle beraber trafonun kayıplarını da değerlendiriyor. Ve buna göre sabit yük, sabit grup ihtiyacını değişkenliğini sağlamaya gerek kalmadan otomatik olarak cihaz kademeleri devreye alabiliyor. Bu da oldukça aslında baktığımızda pratik bir çözüm diyebiliriz. Şimdi RGA RGSR serisiyle nasıl profesyonel çözüm sunuyoruz? 15 kademeli cihazlarımız var, 20 kademeli cihazlarımız var ve 24 kademeli cihazlarımız var. Yani RGA RGSR serisinde maksimum 24 kademelik modellerimiz mevcut. SVC'li modellerimiz var. Yani statik ayarlanabilen SVC modellerimiz var. OG referanslı modellerimiz var. Ve detaylı analiz yapan özelliklerimiz var. RGA RGSR serisinin profesyonel çözüm yapma özellikleri aslında baktığımızda bu dört maddede özetledik diyebiliriz. Şimdi geldik üçgenimize. Hangi seri üçgenin neresinde yer alıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Hangi projelerde hangi cihazı seçebiliriz aslında? Şimdi aslında baktığımızda size anlattığım gibi üçgenin en tepesinde yani profesyonel kısımda detaylı analiz yapan kısımda RGA ve RGSR serisi yer alıyor. Orta segmentte ise ki pazarın büyük bir kısmı burada olduğunu araştırmalarımız gösteriyor. Yani 9 ve 12 kademelik reaktif güç kompansasyonu olan kısım RGP serisi yer alıyor. En altta ise RG3 serisi yer alıyor. Şimdi sunum başında bahsettiğimizi özetlersek eğer sizlere reaktif güç kontrol arasında hangi cihazların hangi özellikleri var? Şöyle büyük bir resme bakalım. Profesyonel istiyorsanız ikinci akım trafosu özelliği istiyorsanız dördüncü gerilim, girişi hassas ölçüm, toprak nötr gerilim ölçümü, fazör diyagram özelliği, 51. harmonik ölçümü, grafik LCD ekran, SVC özelliği, OG moda ve 24 kademe. Yani bu cihazları istiyorsanız RGA, RGSR serisi bir cihaz almanız gerekiyor. Orta segmentte kullanıcı dostu bir arayüze sahip 9-10 kademeli segment LCD ekranlı ekonomik çözüm arıyorsanız eğer RGP serisi doğru seçim. Klasik seri 12 kademe, 15 kademeli ürünümüz de var burada. LED display'li bir cihaz arıyorsanız eğer RG3 serisi cihazımızı almanız gerekli. Şimdi son olarak da örnek göstermek gerekirse RGA, RGSR serisi genelde endüstriyel tesislerde harmoniklerin yüksek olduğu ağır sanayi tesislerinde, hastanelerde ve dağıtım tesislerinde kullanılan bir aktif güç kontrol ölçüsü. Niye? Burada detaylı analizler gerekebiliyor. Harmonik analizi gerekebiliyor. Orta gerilimden ölçüm gerekebiliyor. Bu ihtiyaçlar olduğundan dolayı bu tarz işletmelerde RGA, RGSR serisini kullanmanızı öneriyoruz. RGP ve RG3 serisine baktığımızda orta segment aslında kafe, restoran, alışveriş merkezleri, rezidanslar, benzin istasyonları, atölye ve kobi gibi işletmelerde ise daha fazla teknik detayın gerekmediği, detaylı harmonik analizin gerekmediği, ekran özelliğinin biraz daha grafik LCD ekran değil de segment LCD'de gösterilecek parametrelerin yeterli olduğu işletmelerde ise RGP ve RG3 serilerini kullanabiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz RGP ile RG3'ün de gibi bir farkı var. RGP serisinin aslında RG3 serisine göre ayırt edici özelliklerin en başındaki özellik şudur. RGP serisi tasarım itibariyle kullanıcı dostu bir tasarıma sahip, smile özelliğine sahip,
Bu özellik sayesinde kullanıcıya biraz daha geri bildirim vermek için tasarlanmış bir cihaz. RGO serisi ise cihazı takıp herhangi bir işlem yapmayacağınız bir cihaz. Yani aslında takımlık diyoruz biz buna. Yani RGO serisini takıp unutabileceğiniz bir cihaz. O RGP serisi üzerine biraz daha ayarlarla oynayabileceğiniz, bir takım bilgileri daha rahat alabileceğiniz ve enerji doktoru ile tam uyumlu sağlayan bir seri diyebiliriz. Şimdi RGP serisi enerji doktoru ile ne sağlıyor? Enerji doktoru ile sağlıyor özellikler şunlar. Aslında bütün entesinin yeni doğanları enerji doktoru ile bu özellikleri sağlıyor. Lisans gerektirmeyen ücretsiz özelliklerimiz var burada. Herhangi bir RGP'yi alıp bir modem ile MI, GMVM, YMG modemi ile enerji doktoruna bağladığınızda ücret ödemeden üzerindeki parametreyi canlı olarak izleyebiliyorsunuz, uzaktan yapılandırabiliyorsunuz. Ücretli olarak baktığımızda ise neler gibi var burada? Reaktif oran takibi, kademe bakım ve enerji tüketimi özelliği. Enerji doktoruna üye olup lisans aldığınız takdirde işletmedeki reaktif oranları takip edebiliyorsunuz. Sadece en testi olan kademe bakım özelliğini görebiliyorsunuz. Bu, bir sonraki slide'da daha detaylı göstereceğim bunu. Ve enerji tüketimini görebiliyorsunuz. Yani ücretsiz anlık izleme, ücretsiz uzaktan yapılandırma yapabiliyorsunuz ve tak çalıştır özelliğiyle cihazı izleyebiliyorsunuz. Mesela burada bir örnek videomuz var. Videomuz şu an çalışmadı, kusura bakmayın. Buradaki videoda donanımlarıma girip şuradaki kutucuğa bastığımızda uzaktan yapılandırma özelliğini görüp daha sonra da anlık izlemeyi yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde de buradaki parametreleri izleyebiliyorsunuz bununla ilgili. Bununla ilgili videoyu sunumdan sonra katılınca da tekrardan ben link olarak göndereceğim. Reaktif oran takibi nasıl yapılıyor enerji doktoru ve RGP ile? Şu şekilde gördüğünüz gibi endüktif ve kapasitif oranları gösteriyor. Mesela buradaki işletmede endüktif oran %1, kapasitif oran %10. Gördüğünüz gibi burada uyarıya girmiş. Şuraya kırmızıya geldiğinde alarma gelecek, uyarı verecek. Bu şekilde işletme oran sınırını aşmadan önce size aslında uyarı vermiş oluyor. Bu da sadece ENTES reaktif güç kontrol ödeneğiyle ile birlikte gelen bir özellik. ENTES reaktif güç kontrol röleleri enerji doktoruyla bağlandığında kademe güçlerini otomatikman ekrana yansıtıyor aslında baktığımızda. Bu size ne gibi bir fayda sağlıyor? Şimdi normalde buradaki 9 kademenin güçlerini ölçülmesi için bir arkadaşın gidip panonun kapağını açması gerekiyor. Pano kapağını açtıktan sonra da bir pensampermetre ile her şeyin akım değerini ölçüp bu akım değerlerini bir şekilde hesaplayıp ve buradan kondansatörlerin doluluk oranını hesaplayabilir. Fakat bunu yapmak hem sahaya gitmenin maliyeti hem de buradaki işçilik maliyeti oldukça yüksek. Bunun yerine canlı olarak, yani bunlar güncel veriler, canlı olarak RGP serisi anlık ölçüm sağlıyor burada. Ve siz enerji doktoruna girip sadece tesisin üzerine tıkladığınızda kademelerin gerçek değerlerini, gerçek güçlerini burada kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi son olarak da örnek projelerden bahsedeceğiz. Şimdi örnek projelerde bir endüstriyel tesisimiz var. Burada yüksek harmoniklerimiz var, değişken yüklerimiz var. Orta gelinden referans ve profesyonel analiz gerekiyor. İhtiyacımız bu. Çözümümüz nedir? RGA, RGSR serisi. Sağladığımız fayda nedir? OG referanslı modellerini OG abonesi işletmelerde çözüm sağlıyoruz. Detaylı harmonik analizi sağlıyoruz. Hızlı değişen yükler için SVC çözümümüz var. Ve dördüncü gerilim girişiyle toprak nötr arasının gerilim ölçümünü yapabiliyorsunuz. Küçük ölçekli bir işletmemiz olduğunu düşünelim. Burada ihtiyaç nedir? Güvenli şekilde kompansasyonun yapılması. Çözümümüz nedir? RGO3 serisi. RGO3'ün bize sağladığı fayda kompansasyon panosundaki reaktif vedasının aşınmaması için gerekli kademelerin devreye alınması. RGO3 serisi bunu sağlıyor bize. Çok lokasyonlu bir işletmeniz. Burası bir restoran olabilir.
Bu arada bu projelerin aslında gerçek proje olduğunu fakat gizlilik sebebiyle de isim veremediğimizi söylemek istiyorum. Mesela bir restoran zinciri, bir benzin istasyon zinciri ve bir banka zinciriyle biz çalışıyoruz zaten. Buradaki ihtiyaç çok lokasyonlu işletmelerde online olarak uzaktan izleme yapılması. Mesela düşünün işte bir banka zincirinin yüzlerce şubesi var ve yüzlerce şubenin bir merkeze izlenilmesi gerekiyor. Burada çözümümüz ne? RGP serisi. RGP serisi de kullanıcıların makine insan iletişiminin avantajı ile kompansasyon durumu kolayca takip edilebiliyor. Ek olarak da uzaktan izleme için enerji doktoru ile tam entegrasyon sağlıyor RGP serisi. Bu şekilde uzaktan izleyerek aksiyonlarımızı kolayca alabiliyoruz. Entes'in uçtan uca kompansasyon çözümleriyle ilgili anlatacaklarım bunlar. Bu sunumda reaktif gücün ne olduğunu, Entes'in hangi segmentlerde reaktif rölelerinin olduğunu, hangi projelerde hangi reaktif rölenin seçilebileceğini sizlere aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sözü Kayhan Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler Oğuzcan Bey. Şimdi sorularınız varsa sunumla alakalı olan onları chatbox tarafında paylaşırsanız sorularınızı memnuniyetle cevaplarız. Haydar Bey'in bir sorusu var Oğuzcan Bey. RGA serisi harmonik ölçümü de yapabiliyor mu? Bu ilk sorusu. İkinci sorusu kademe sayısının yetmediği durumlarda örneğin 24 kademe gerekiyorsa 2 adet 12 kademeli röle aynı sisteme bağlanabilir mi? Diye bir sorusu var Haydar Bey'in. Teşekkür ederiz Haydar Bey. RGA serisi harmonik ölçüm yapabiliyor. 51. harmoniye kadar ayrı ayrı akım ve gerilim harmoniğini ölçebiliyor. Bunu hem cihazın üzerinden görebiliyorsunuz hem de haberleşme üzerinden okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda toplam THD, V ve THD, I değerlerini de cihazın üzerinden görüp okuyabiliyorsunuz. Bu soruya evet olarak cevap verebilirim. Kademe sayısının yetmediği durumlarda 24 kademe gerekiyorsa 2 adet 12 kademe röleyi aynı sisteme bağlayabilir miyiz? Bu konuda açıkçası akım trafolarının şöntlü olup olmadığı ile ilgili bir araştırma yapılması gerekiyor. RGA, RGSR serilerinde bu şekilde değil. Şöntlü akım trafosu yok. İçerisindeki akım trafosu akım değeri ayrı bir akım trafosundan ölçülerek yapılabiliyor. Yani teorik olarak yapılabilir ama böyle bir uygulama şu ana kadar yapmadık. Bu arada bir takım bloglarımız ve videolarımız var bu konuda. Kayhan Bey bunları chatbox'tan yazacak sizlere. YouTube kanalımızda kompansasyonun ne olduğu ile ilgili, SVC'li kompansasyonun ne olduğu ile ilgili, RGP serisinin kullanımı ve tanıtımı ile ilgili animasyon videolarımız bulunuyor. Aynı zamanda da reaktif bedenle ilgili web sitemizde bloglar, bir takım bloglar bulunuyor. Kayhan Bey bunları şu anda chatbox'a ekledi. Bunlar da faydalı bilgiler olabileceğini düşünüyoruz sizler için. Bunları da daha sonra inceleyebilirsiniz isterseniz. Şimdi bir de sunumun başında bahsettiğimiz gibi ufak bir hediyemiz için bir sorumuz olacaktı. Bu soruya ilk cevap veren katılımcımıza ufak bir hediyemiz olacak Entes tarafından. Sorumuz RGA, RGSR serilerinde maksimum kaç kademe kullanılabilir? Ahmet Bey galiba ilk cevabı verdi bize. Ahmet Bey bizimle eğer iletişim bilgilerini paylaşabilirse 24 olacaktı doğru cevap. Paylaşabilirse pazarlama iletişim bölümündeki arkadaşlar irtibata geçerek hediyesini Ahmet Bey'e iletecekler. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur sunumumuz. Bir sonraki sunumumuzda inşallah yine görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Katılımınız için teşekkür ederiz.